Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. İçinde benim de köşe yazılarımın bulunduğu sponsorumuz golvar.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Sık kullanılan sık kullan, sık kullanılanlarınıza ekleyebilirsiniz. Açıklama kısmında linkimiz var arkadaşlar. Özellikle e, ne diyorsunuz siz maç sever arkadaşların mutlaka ve mutlaka eklemesi lazım. Çünkü sponsorumuz arkadaşlar. Yani işlere rast gelsin. Kanalımıza destek oluyorlar, kanalımızın reklamını yapıyorlar, kanalımıza katkıda bulunuyorlar ve kanalımızın büyümesini sağlıyorlar. Tabii kanalımızı asıl büyütecek şey Fenerbahçe. Fenerbahçe'de skorlar, sonuçlar iyi oldukça kanalımız otomatikman büyür. Ancak Fenerbahçe'de maalesef kara bulutlar esmeyi sürdürüyor. Fenerbahçe'de iki pozitif vaka. Maalesef iki futbolcunun ee, koronavirüs testinin pozitif çıktı açıklandı. Yani şu şekilde bir açıklama var. Rutin yapılan COVID-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreci başlamıştır. Yani e, durumları iyi ama süreç başlatıldı diyor. İki futbolcumuz için arkadaşlar. Tabii ki futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken ee, ben hatırlatayım bir anket sundum yani bu futbolcularımızla ilgili yorum yapacağım ama bir anket sundum bakalım anket sonuçları ne diyecek hasta hakları gereği arkadaşlar şu covid-19 bu değil Hiç bu virüs de bu değil ee, diyemiyoruz. Yani bu değil diyebiliriz ama bu virüstü diyemiyoruz. diyemiyoruz ee, ama tabi bazı iddialar var e, kimi arkadaşlar Mesut Özil ve Ferdi Kadıoğlu'nun covid-19 olduğunu söylüyorlar ama benim ulaştığım bilgilere göre Mesut Özil Covid-19 falan değil. Hocam Mesut nerede? Kadro dışı. <laughs> kadro dışı arkadaşlar. Mesut Özil kadro dışı. Yok. <laughs> Kusura bakmayın. Mesut kadro dışı. Hocam klik bu falan filan. Hayır hiçbir beyit hiçbir şey yok arkadaşlar. <laughs> Bakın geçen maç İsmail Kartal Mesut Özil'i yedek kalmaya ikna etmişti. Ee, ne yapmıştı İsmail Kartal? Hani Mesut Özil'e bir şekilde ikna etti. Geçen maç özelinde. Yedek kulübesindeydi Mesut ve arkadaşlarına da destek verdi. Hani hepimiz Fenerbahçe'nin iyiliği için buradayız demiş birebir görüşmede. Bu bilinçle birbirimize destek olacağız demiş. Mesut da Altay maçında yedek kulübesinde olmasına rağmen takım arkadaşlarına destek verip yedek kalmasını İsmail Kartal benim tercihim sözleriyle özetlemişti. Karşılaşmadan bir gün önce ise Kartal kaptan olmak bandı takmaktan fazlasını gerektirir demişti. Ee, hani burada bir mesaj vardı aslında ama siz o mesajı kaçırdınız. Mesut'la ilgili şunu söyleyeyim. <laughs> ben Mesut olsam kar kış kıyamette Sivas'a gitmem yani şahsen. Kim gidecek şu soğukta? Yani hazır iki tane futbolcuda da virüs çıkmış. Millet beni zanneder. Kimse de ses çıkarmaz yani. Ben, ben Mesut olsam ama Allah'tan Mesut değilim. Ben İsmail Kartal olsam Mesut'u kadro dışı bırakırım. Niye kadro dışı bırakırım arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çünkü Mesut'un yıllık maaşı 3 milyon euro. 3 milyon euro. Yani euro kuruna baktığınız zaman çok büyük para. Fenerbahçe'nin bir yıllık karı, yani bir yıllık e, kar demeyelim. Kazancı diyelim. Kar başka bir şey oluyor. Bir yıllık kazancı 713 milyon liraydı. Yani geçen sene. 2021 senesinde. Hadi bu sene de 800 milyon TL olsun. Şimdi 800 milyon TL'nin içerisine futbolcu giderlerini sayın. Konaklamaları sayın. Ee, hani stadyum giderleri ne bileyim kulüp personeli şunu bunu sayın 800 milyonu çok rahat geçer. Tabi burada bir küçülmeye gitmen lazım. Personel azaltman lazım. Personel maaşları zaten minimum 4250 lira. Futbolcular mesela geçen senelerde 50 milyon euroydu şeyi. Ee, yıllık ücret. Artı bir de KDV ekleniyordu. Hani 50'ye %18 yüzde ekle, %20 ekleyelim daha kolay olsun. 60 diyelim. 60'ı 8'den çarptığın zaman 480 yapıyordu. Şimdi 60'ı 15'te çarpacaksın arkadaşlar. 900 milyon TL. Yani Fenerbahçe'nin mecbur 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 kadroda küçülmeye gitmesi lazım. <laughs> Bu küçülmeyi yaparken de en az zararla en yüksek karla gitmesi lazım. Mesut Özil'e çok ciddi teklifler var. Bakın çok ciddi teklifler var. Hani ben duyum olarak vermeyim de sadece yorum olarak söyleyeyim. Bence Mesut Özil'in gidişi yakındır. Aramızda kalsın. Ama tabii gribal enfeksiyon açıklanır. Ağrı açıklanır falan filan. Fenerbahçe'de maçın kamp kadrosu açıklandı. Sivas maçının kamp kadrosu açıklandı. Şöyle yapayım. Sizler bunu okurken ben de haberi okuyayım arkadaşlar. Fenerbahçe Sivas Spor'la karşılaşacak. Ve... Süper Lig'de yarın saat 16'da başlayacak müsabak öncesinde Demir Grup Sivas Spor'a konuk olacak Fenerbahçe'den. Yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklar tamamlandı. Atilla Sarayi sarı kart cezalısı. Bunu biliyorsunuz zaten. Altay Bayındır sakat. Mert Hakan Yandaş sakat. Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu da kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe'nin Sivas maçındaki kamp kadrosu. Şu şekilde buradan ben bir 11 de çıkartabilirim. Berke bakın Berke iyileşti. Ertuğrul, Bartu, Kulbilge 3 kaleci var. Kim Minji, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Burak Kapacak, Çağatay Kuru kalıp, Bright Osay, Samuel ve Nazım Sangare. Buradan bir dörtlü çıkar. Ee, isimlerde en son sayayım kaç kişi olduğunu. Arthur Luis Gustavo, Miguel Crespo, Max Mayer, Jose Sosa, Miha Zaitz, Dimitris Perkas, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Enner Valencia, Serdar Dursun ve Mergim Berisha. Bunlardan da bir şey çıkar. Ya şu anda tahmini kim çıkar? Hani Berke. Değil mi? Tahmini Berke kalede olur. Bu arada 21-22 kişilik kadro. Bunlardan bir kişi o gün çıkacak. Muhtemelen Bartu çıkar. Muhtemelen Berke kaleci olur. Novak sol bek, Nazım sağ bek, Kim Mici, Serdar Aziz ikilisi stoperde oynar. Tiserant yedek olur. Ee başka Burak kapacak, Çağatay kuru kalıp yedek olur. Hücum hattının sağında Valencia ama Valencia yedek olabilir. Sağda Osayi, solda yine Pelkas bence ısrarını sürdürür. 10 numarada İrfan, forvette Serdar oynar gibi. Yani Nazım Osayi'li bir kanat oynatır gibi geliyor bana. Açıkçası ama baktığınız zaman Fenerbahçe'de son maçtaki değişiklikte de ne oldu? <laughs> Kusura bakmayın. Osai'yi öne aldı. Nazım'ı arkasına aldı. Demek ki bir hazırlık vardı Fenerbahçe'de. Bence böyle olur. İnce'yi de vermiş olalım. Ama Sürpriz kadro derseniz sürpriz şu şekilde olur. Berke sağ bekte Osai sol bekte Novak stoper ikilisinde Kim Minji Serdar Aziz Orta saha tandeminde Crespo Sosa Crespo Sosa Orta sahanın solunda e, Rossi sağında Sağda Valencia olur. 10 numarada İrfan Can olur. Pelkas yedek olur. Forvet'te de Serdar Dursun'la başlanır. Berisha e yedek olur. Zayis falan yedek olur. Ama sanmıyorum dediğim kadro daha mantıklı gibi arkadaşlar. Şimdi Sivas maçına ilişkin de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Müsaadenizle kamp kadrosu da şöyle dursun. Hatta bunun şeyi yok mu ya? Bunun filtresi yok mu? Şöyle şey filtresi. Ee, ne derler ona ya? Saydamlık filtresi. Biraz saydamlık filtresi var sanki de. Neyse şey yapmayalım. Şöyle yaptığın zaman çıkıyor. Şimdi arkadaşlar. Bakınız, geçen sene Sivas'ta biz şampiyonluktan olduk. Yani Sivas maçında şampiyonluktan olduk. Her sene Fenerbahçe maçına aslan kesilip Beşiktaş maçlarında niyeyse yenilen bir Sivas spor var karşımızda. Şimdi bu maç hemen hemen herkesin kendi bölgesinde oynayacağı bir maç gibi gözüküyor. Tabi Sivas'ın önemli eksikleri var. Hava şartları da e, sıkıntı yapacak. Sivas sporun eksiklerini de diğer şey de söyleyeyim ya. Ben Sivas maçına ilişkin görüşlerimi diğer videoda söyleyeyim. Bu videoda dediğim gibi Mesut Özil kadro dışı. Ha niye kadro dışı onu size bırakıyorum. Bu arada taraftarımıza da sordum arkadaşlar bir anket yaptım. Sizce Covid-19'da futbolcularımız kim diye. Ee, taraftarımız şu an için birçok kişi görmedi ama Mesut Ferdi diye söyleyenler 45. Ferdi Muhammed yüzde 17. Muhammed Mert Hakan Yandaş yüzde 25. Mert Hakan Yandaş Ferdi yüzde 8. Mert Hakan Yandaş Mesut Özil yüzde 5 şeklinde yani herkes Mesut ve Ferdi'nin olduğunu düşünüyor. Tabii kendileri açıklamadığı müddetçe yani kendileri açıklamadığı müddetçe biz bir şey diyemeyiz. Hasta hakları var arkadaşlar. Yasal olarak doğru bir davranış değil. Söyleyemezsin bunu. Dava açsalar kazanırlar. Ben onu belirteyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.